Önce çok korktuk. Anneanneciğim. Doktorlar öyle pat diye kısmı felç deyince. Aklımız çıktı vallahi. Neyse ki geçeceymiş. Yani sinirsel. E ne oldu peki? Biz mi bir şey kaçırdık ya? Küçük bir sorun çıktı da. Ama hallettik. Değil mi Gümüş? Hı, hallettik. Ne zaman hastaneye gideceksiniz? Bir iki saat sonra dedi doktor. Gelirler birazdan. Safiş nene, çağıralım şu senin hocaları, sana da bir kurşun döksünler ha. Ne dersin? Aa, hepiniz toplamışsınız kadının başına. Yoracaksınız vallahi. Haklısın vallahi yenge. Hadi bakalım. Çok geçmiş olsun Safiye nene. Bizim yapabileceğimiz bir şey olursa haber verin mutlaka, tamam? Sağ olasın Onur. Sağ olun çocuklar. Hepinizin ayağına sağlık. Kendine iyi bak. Öyle her şey için üzme tatlıcanını, tamam mı? Seni çok seviyoruz. Unutma. Hiçbir şeyin kalmayacak yakında. Biz hep yanında olacağız. Bir şey lazım olursa hemen haberim olsun. Anne. Anneanne, kurban olurum ben sana. Sen yeter ki iyileş. Söz veriyorum bak, bir daha seni üzersem Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Canım. Ona yalvarmamı mı istiyorsun? Ya ayaklarına mı kapanayım? Ne yapayım anlamadım ki. Bir seçim yaptığım yok. Ona söylüyorum benim karım sensin, seni seviyorum diye. Ama o istiyor diye oğlumu da yok sayamam ki kaptan. Böyle bir şey söyledi mi? Hayır ama işin özü şu. Bırakıp gitmek istiyor. Benim de oğlumla, Nihan'la bir hayat kurmamı istiyor. O kendini arada bir sorun gibi görüyor. Aslında böyle hissetmekte de haklı. Hiç de haklı değil. Ona gitme dedim. Bunu halledeceğimi söyledim. Ama inat etti bir kere. Durum giderek karışıyor çok. Hem de nasıl? Mehmet Fikri amcayla konuştun mu sen bir daha? Hayır. Allah'ım, daha bir de o var. Herkes suçlu benmişim gibi davranıyor kaptan. Peki ya Şeref anne? Annem benden yana. Daha görmeden sahiplendi torunumu. Yapacak bir şey yok Onur. O benim çocuğum. Yok sayamam. Dedem de, Gümüş de bunu anlayacaklar. Neyse. Hadi gidelim artık, geç kalıyoruz. Hadi şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Ben hiçbir şey anlamadım. E tamam, kaç gündür bir dolaplar dönüyordu, onu çaktım da. Ne bileyim yani, bunlar hiç aklıma gelmedi vallahi. Bana da gelirken Onur anlattı. Zaten herkes öğrenmiş, bir biz kalmışız. Vay be. İkinci gizli torun vakası ha. Komedi gibi ya. Bence Gümüş haklı. Ben de olsam bir dakika durmam. Hoppala. Niye haklıymış abla? Bir kere bu ondan önce olan bir olay. Kimsenin hesap sormaya hakkı yok. Yahu ondan önce ama onu etkiliyor. Ya bence alsınlar Mehmet Junior'ı. Nihan'ı da postalasınlar, bu davada böyle kapansın abla. Laf mı şimdi şu? Kız niye bıraksın çocuğunu? Ne bileyim ya. İki ucu da bilmem ne falan filan ya. Allah sabır versin. Öyle. Mehmet Fikri Şadoğlu geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Öyle mi? Evet. Hemen alın. Hı hı. Hoş geldiniz baba. Buyurun oturun lütfen. Sağ ol, oturmayacağım. Canım olur mu öyle şey lütfen? Sohbete gelmedim evladım. İki çift lafım var sana, o kadar. Fazla vaktini almayacağım. Buyurun, dinliyorum.
Gülsün'ü evimden götürdüğün gün sana söylemiştim. Ben bir kere yaptım o hatayı. Bir daha da yapmam. Ona artık kimsenin üzmesine izin vermem. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama ben de bazen arada kalıyorum. Yani bir tarafta kızım, bir tarafta da... O senin kızınsa Gülsün de benim kızım. Mutsuz olduğu yerden çekip alır, dizimin dibinde oturtmasını da bilirim.